Peki hocam, yabancı cisim yemek borusuna geçmişse eğer, buna ne yapıyoruz? Bir kere örneğin aile bize başvurduğunda öncelikle işte para yuttu veya ne bileyim iğne yuttu veya ablasının tokasını yuttu bir şeyi belirtir. İlk etapta tabii hastanın muayenesinde yani bu yemek borusuna mı gitti, solunumuna gitti. Zaten bize geldiğinde hasta solunum borusuna gitmişse kendini belli ettir. Orada bir hışıltı duyarsın, nefes almada zorluk, çocukta morarmalar olur. Bunlar çok sık olur. İlk etapta hasta geldiğinde yabancı cisim hani natürüne göre mutlaka bir düz grafi çekilir. Röntgen. Hem yemek borusunu kapsayacak şekilde göğüs kafesini artı karnının içine alacak bir grafi çekilir ve bunun hem görüntülemede natürü ne olduğu yani nasıl bir yabancı cisim belirlenir. Örneğin yemek borusundaysa ondan sonra artık biz bu hastaları pediatristler çocuk cerrahisine yönlendiriyoruz ve çocuk cerrahisi o cismin yapısına göre müdahale sever. Örneğin sivri uçta o yemek borusunda da bir yerde takılabilir. Mideye gitmiş olabilir. Midede görürsünüz. Onu yine mutlaka müdahale ama dediğim gibi küçük bir madeni para bazen dış kıyla atılma olasılığı olduğu için yine bir takım görüntülemelerle takip ederler. Zaman zaman plastik şeyler. Çünkü bunlar röntgende gözükmez. Yani cihazı. İşte böyle bir şeyden eğer aile bahsediyorsa, yuttu kesinse bazen tomografi, bazen de gastroskopi yapılıyor. Çünkü çok büyükse bunun mideden hani erime şansı da yoksa atılmaz. Ve ileride mutlaka problemler yaratabilir o. Peki hocam, çocuklarda yanıklar da çok sık görülüyor. Peki ailelerle tavsiyeleriniz neler olacak ebeveynlere? Ya, ebeveynlerde tabii ki yani her yabancı cisim olsun, ev kazaları olsun çocuklar için yani çocuklarda görülen kazalarını mutlaka ebeveynler tedbiri maksimum düzeyinde tutarlar. Ama insan bazen bir şey yaparken, iş yaparken gayri ihtiyarı çocuk bir anda bir şey yapabilir. Veya siz farkında döndüğünüz esnasında elinizde sıcak bir şey vardı çocuğun üstüne dökülebilir. Ya bunları yaparken daha dikkatli, daha soğukkanlı olmak gerekiyor. Artı etrafınızda çocuk varsa tedbirinizi mutlaka almamız gerekiyor. Yani çocuk varsa elimizde sıcak suyu taşımayacağız. Önce çocuğu oradan uzaklaştıracağız. Çünkü ayağımıza gelip takılabilir. Siz düşebilirsiniz. Hem onu yakabilirsiniz o sıcak suyunu hem kendinizi yakabilirsiniz. Yani o yüzden hani çocuğu önce uzaklaştırmamız gerekiyor. Sonra iş yapacağız. Yani iki işi bir arada yapmayacağız. Birini uzaklaştır. Çocuğu mutlaka o alandan uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani çocuğun yanma ihtimaline karşı ya da bir örneğin kömür sobası yanıyor. Üstünde sıcak su varsa çocuk yanındaysa kömür sobasını uzaklaştıramayacağımıza göre çocuğu uzaklaştırma en kolay yoludur. Ve çocuğu oradan uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani ebeveynlerin önce çocuğun güvenliğini sağlayıp ondan sonra kendi işlerini yapmaları gerekiyor.